hoşgeldiniz. Bugün yine bir kutu açılımı videosunda sizinle birlikteyiz. Şimdi tıraş makinesi. Malum önümüz yaz. Artık saçlarımız çok çabuk uzuyor ve sıcaktan spor yapıyoruz. Saçlarımızı kesmemiz lazım, bakımını yapmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karşınızda PowerTech marka. PowerTech 6700 berberlerin en çok kullandığı berber makinesi diye geçer arkadaşlar. Saç tıraş makinesi. Hem saç hem sakal ikisi için de kullanılabiliyor. Burada kutu açılımı yapacağız arkadaşlar ve bir takım bilgiler vereceğim. Şimdi kutu açıldıktan sonra cihazın üzerindeki yazan bilgilerle hani internet sitesindeki bilgiler bazen uyuşmayabiliyor. Hani bunlar da bilginiz olsun. Şimdi neden o kadar tıraş makinesi varken ben bu ürünü seçtim? Aslında PowerTech markası Çin'de üretim, patentini Türk patenti olan bir marka arkadaşlar. Yalnız görüyoruz ki bugün birçok zaten ürün ucuz işçilikten dolayı Çin'de üretiliyor. Ben bu ürünü alma sebebim full metal ve titanyum bıçak olması sebebiyle bunu tercih ettim. Ve burada RPM göstergesi, yani hız devir göstergesi var. Motorun çalıştığı devir göstergesi ve altında da şarj göstergesi var arkadaşlar. Bu sebeplerden dolayı bana biraz daha dijital geldi, daha böyle teknolojik geldi. Ve de diğerlerinden farklı olarak titanyum bıçak, çelik bıçaklardan daha uzun ömürlü olduğu için bunu tercih ettim arkadaşlar. Şimdi hep beraber kutuyu açalım. Evet, dış kapağı kutusu bu şekilde. TR6700, ürünümüzü tekrar kodunu söyleyeyim. PowerTech TR6700. Profesyonel saç ve sakal makinesi diye geçiyor. Evet, bayağı sağlam kaliteli bir kutusu var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Evet, ürünümüz şöyle parlak bir şöyle plastik naylonla kaplanmış. Evet, ürünümüz bu. Gayet ağır bir makine arkadaşlar. Şimdi birazdan açacağız. Önce kutu içeriğini hızlıca göstereyim. Şöyle bir plastik kap geldi. Evet, yine temizleme fırçası ve yağ. Şarj aleti arkadaşlar. Hemen şarj aletinin çıkışını söyleyeyim. 5 volt, 1 amper, yani 1000 miliamper bir şarj aleti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane toplam tarak var. Ve kutunun içerisinde bir kullanım kılavuzu var. Bir de garanti belgesi var arkadaşlar. Evet, kutu açılımımızı yaptık. Şimdi kutunun içerisinden çıkan garanti belgesi, kullanım kılavuzu, gördüğünüz gibi PowerTech TR6700 şeklinde yazıyor. Taraklar. Şimdi bunları bir kenara alalım. Taraklar ve şey dursun, aksesuarlar, kutuları, garanti belgesini ve kullanım kılavuzunu bir kenara aldım. Evet. Şimdi kutuda öncelikle bir takım hani internet sitesi, kendi sitesindeki verilerle bazı şeyler uyuşmuyor. Mesela burada evet, lityum iyon batarya, bunda bir sıkıntı yok. Hızlı şarj diyor. Yani hızlı şarj diyor ama çok bir hızlı şarj olduğu söylenemez arkadaşlar. Sitesinde 4-5 saat diyor ama kendi cihazın üzerinde 2,5 saat yazıyor. Yani bir takım veri uyuşmazlığı var. Şimdi cihazımızı göstereyim. Cihazımızın kalitesi bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Ağır bir makine. Ağır ama full metalden yapılmış. Şimdi zaten bıçak koruması var burada. Onu da göstereceğim. Şöyle söyleyeyim, bıçak koruması. Bıçağının titanyum olduğu söyleniyor arkadaşlar. İnternetteki videolara baktığımda şu alttaki o titanyum olan kısmın siyah olduğunu görmüştüm. Yine burada PowerTech logosu yazısı üstüne işlenik de burada bir naylon ile yapıştırılmış. Yine arkada da hani işleme yapılmıştı böyle. Çukur şeklinde. Lazer işleme yapmışlardı ama burada yine naylonla yapıştırmışlar. Şimdi şirketle iletişime geçtim. Çünkü burada markanın olduğu kısımlar naylon baskı, yani naylon jelatin kaplı olduğu için jelatin baskı olarak düşünmüştük. Ve titanyum bıçağın ilk çıkan 2002 model ürünlerde siyah renkte oluyordu. Ama bize gri renkte geldi. Baktım ki 2023 model bu yeni cihazların hepsinde gri arkadaşlar. Burada gördüğümüz yer normalde böyle naylon baskı değil de işlemeli oluyordu. Firma yetkilisiyle görüştüm. Yani naylonu sökerseniz dedi, zaten bu kısmın işlemeli olduğunu görürsünüz dedi. Biz de tabii bir an bir panikle ürünün sahte olduğunu düşündük arkadaşlar. Naylonu söktüğümüz takdirde gördüğünüz gibi burada
bir metale işleme olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yani işin naylon değil, gerçekten metale işleme yapmışlar. Onun için ürünün sahte olmadığını söyleyebilirim. Evet, yine PowerTech yazısında da aynı naylon kaplama var. Onu da söküyoruz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi onda da bir metale işleme var. Yani bir an panikle siz de ürünün sahteliğin, yani orijinalliğinden endişe ederseniz bunları bilginiz olsun. Yani ürünümüz gerçek. Şu sadece bir problem, hani biraz endişe ettiğim şeylerden bir tanesi. Şu titanyum bıçak normalde 2002 model cihazlarda siyah renkte oluyordu. Ama bana gri renkte bir titanyum bıçak gelmiş. Yani burada firma renk değişimine gitmiş olabilir. Endişe yapacak bir durum yok. Zaten ağırlığından anlarsınız kalitesini, orijinalliğini. Bastığımızda da yani böyle sesi bu şekilde. Burada charge time 2,5 saat diyor. Ama internette verisinde 4,5 saat yazıyor. Ve 1000 miliamper diyor. Yani 1000 miliamper bataryaya sahip bir cihaz olabilir arkadaşlar. Ama şu bir gerçek. Çok övülüyor. Çok tercih ediliyor. Gayet kaliteli. Kalite hissi var. Ve de yani 1 saat 2 saate şarj olsa, 3 saate şarj olsa bile en az 1 saat tıraş deneyimi, 2 saat tıraş deneyimi sunacağını düşünüyorum bu noktada. Hani böyle ufak tefek uyuşmazlıklar, veri düzenleme noktasında hatalar olabilir. Ama şöyle baktığımızda yakınlaşalım. Evet, burada şey gres yağı sürmüşler, böyle vazelin kıvamında. O gres yağını sürdükleri için gayet şu an yumuşak şekilde tarak ayarı yapılabiliyor. İlerleyen süreçte bunun azaldı mı bunu çıkarıp temizleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de şuradan açılıyor gördüğünüz gibi düğmesi. Evet, şu an çalışıyor gayet sessiz. Şurada da dijital ekranda da 72 RPM'de çalıştığı ve %99 batarya ile geldi arkadaşlar. Bıçak yağlı bir şekilde geldi. Gayet güzel çalışıyor. 72 RPM daha sonra batarya zayıfladıkça arkadaşlar 63'lere 62'lere doğru gidiyor. Yani motor hızını gösteriyor ve bataryasını gösteriyor ve full metal bir kasaya sahip arkadaşlar. Gayet güzel. İlerleyen süreçte yine tıraş deneyimimizi anlatacağız arkadaşlar. Şimdi tarakları inceleyelim. Özellikle tarakları çok övdüler. 6 tane tarak var. İkişerli koymuşlar arkadaşlar. 3 tane poşete. Tarakların şu şekilde sağlam bir demir klipsi var, bakın sağlam oturuyor. Ve Val marka, Alman marka kaliteli bir tıraş makinesinin bıçaklarıyla eşdeğer olduğu söyleniyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Evet, gayet tatminkar bir sesle laçka da durmuyor. Gayet sağlam bir şekilde bıçakları oturuyor. Bu da iyi bir şey. Tarakları oturması. Yine bakın orada bir metal diş var. O diş yaylı diş sayesinde bakın cuk oturuyor. Gayet de sağlam duruyor. Laçka durmuyor. Bu da kalite hissini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten cihaz kaliteli. Yine diğer tarakları açmaya gerek yok. Taraklarda da toplam 6 tane. Burada hemen internetteki sitesinden sayalım. 1,5 milim. 3 milim. Evet, 1,5 milim. Şu. 3 milim. Daha sonra 4,5 milim. Daha sonra 6 milim, 9 milim ve 12 milim olmak üzere toplam 6 tarak var arkadaşlar. Bu da makine yağı ve fırçası, temizlik fırçası. Evet arkadaşlar, şimdi cihazımızın nasıl şarj olduğunu göstereceğiz. Burada göstergede ne çıkıyor görmeniz için. Evet, takıyorum. Bakın %99 zaten şu an. Kırmızı bir işaret çıktı. Şarj olduğunu gösterir bir işaret çıktı. Yani cihazımızın şarj olma şekli de bu şekilde, bilginiz olsun. Evet, ürünümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kalın.